Vallahi yemek gayet başarılı oldu bence. Güzel bir açılış yaptık. Afiyet olsun. Sizi tanımaktan da mutlu oldum. Daha önce yıllar önce görüşmüşüz demek. Evet. Ama 25 sene oldu değil mi? 25 senede gençleştik mi acaba sizce? Siz aynı kalmışsınız Vedat Bey. Ben yaşlanmışım. Öyle değil. Ben aynı kaldım ki biliyorum. Görünüşe aldanmamak lazım. Bu önemli bakın. Şimdi benim bir eleştirim var genelde genç şeflere. Her şey sunum odaklı oldu. Görünüş. Önemli olan lezzet. Ama bazı lezzetler. Mesela bu kuru fasulyeyi alın hele. Ya da o Adıyaman tavamı. Arap tava, Adıyaman. Adıyaman tavayı alın. Şimdi bunlar çok lezzetli yemekler. Ama bunları nasıl böyle hani çiçek gibi sunum yapacaksın küçük özel tabakta, o zaman tadını bozarsın, olmaz. Evet, evet. Fakat bizim Türk yemeklerin pek çoğu lezzet odaklıdır, emek yoğun yemeklerdir. Evet. Bunları işte şefler böyle, hele bu sosyal medya çıktı, herkes fotoğraf çekiyor, koyuyoruz falan. Renkli olsun, küçük olsun, güzel görünsün. Bence o mutfağı kötü etkilemeye başladı. Kesinlikle burada, öyle. Siz de aynı fikirde mi? Aynen doğru. Yani insanları yemek değil de sadece görselliğe bakıyor. Aynen. Yani bir insanın kalbine içine bakmak yerine sırf ne giyiyor diye bakmak gibi ona göre. Aynen ona göre onu yargılamak gibi. Evet. Halbuki bu zemin yemekler şimdi usta kuru fasulye desen ki gayet güzel bulmuş kıvamını şeyini. Abi şunu daha farklı getir daha renkli olsun desen. Değişik olur. Ne yapacak? Bu lezzeti bulamaz. Evet. Öyle. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Vedat Bey. Memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun.